Arkadaşlar merhaba. Süper hasat hilemiz kapandı bildiğiniz gibi. Çünkü gübre yaptığımız kısım olmuyor artık. O yüzden de süper hasat hilemiz çalışmıyor. Arkadaşlar şimdi kalesimizi açıyoruz. Ve herhangi bir işlem yapıp farm satın alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hileyi bahçe çiftliğinizde yapın lütfen. Çünkü bahçe çiftliğinizde yaparsanız map dosyasında daha rahat hareket edeceğiz. Arkadaşlar Katabay satırına breakpoints yaptım. İçeriği temizledim. Ve bahçemin en uç kısmına bakın, en uç kısmına, bahçe çiftliğimin en uç kısmına bir tane toprak parseli koydum. Edit Regus dedim, AMF dedim, kuvvet dosyasını açtım. Buradaki data, soils ve buradaki EDA değeri arkadaşlar, hangi tohumu yapmak istiyorsanız, çoğaltmak istiyorsanız o tohumun kodunu giriyoruz. Ben lavantanın kodunu giriyorum. 30072 arkadaşlar. Bildiğimiz klasik kod değiştirme şekli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar altı gene tıkladım. Bir toprak parseli daha koyuyorum. Yine Edit Regust, AMF, Kueve, Data, Soils ve buradaki EDA değeri 1 olan yere 30072 koydum. Yine yukarıdaki altı yerinden tırnağı kaldırıp execute ediyorum. Yine aynı işlemler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın, aynı işlemlere devam ediyorum. Arkadaşlar ne kadar toprak parseline bu işlemi yaparsanız o kadar çok üretiminiz olacaktır. Çünkü neden? Eskiye nazaran bu hile biraz daha yavaş çalışacaktır. Eski hilede arkadaşlar bildiğiniz gibi çok kısa sürelerde binlerce, on binlerce yapabiliyorduk. Ama bunda öyle bir şansımız olmayacak. Sadece ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim yapabilirsiniz. Gübresiz tabii ki arkadaşlar. Hiçbir şekilde gübre kullanmıyorum. Bakın, hiçbir şekilde gübre kullanmadım. Arkadaşlar biz bu kısmı kaydedelim. Farm satırına clear 30 dedik. Ve biz bu kısmı A diye kaydettik. Evet arkadaşlar şimdi Season 2'den New Season'dan, yani Season 2'yi açtık. Ve arkadaşlar bir komşu ziyareti yapıyorum. Komşu ziyareti yaptıktan sonra arkadaşlar kalesimi açıyorum yine. Kalesi açtıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki altıgene tırnağı koyduk, içeriği temizledik. Ve temizledikten sonra arkadaşlar çiftliğe dön dedik. Burada arkadaşlar kalesimiz bu konuma kendi otomatik geçecektir zaten. Execute ediyoruz burada. Edit Response. AMF diyoruz. Ve map dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Ve 30072 kodlarını buluyoruz buradan. Zaten 0, 1 ve 2. 2 ve 3. dosyalarda çıkacaktır bu büyük bir ihtimal. Eğer buralarda çıkmıyorsa en sondaki dosyalara bakın. Arkadaşlar biz buradaki değerleri değiştiriyoruz 40.017 ile. Buradaki string yazan ve string referans yazan yerlerimiz number yapıyoruz. Ve 40.017 kodlarını giriyoruz. 4 taneydi zaten. Evet arkadaşlar, son dosyamı da değiştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar, başta da demiştim birkaç tane boş toprak parseli olsun demiştim bahçe çiftliğinizde. Çünkü bir tanesine de panda yemi yapacağız. Kedi yemi yapacağız. 40.025 ile. Evet arkadaşlar, burada altıgenin tırnağı kaldırdık. Execute dedik ve tekrar altıgene bakın, tırnağı koyuyoruz. İçeriği temizleyip herhangi bir işlem yapıyoruz. Bakın.
kalesimizin en direk konumuna geçmesini sağlıyoruz burada. Çünkü tek bir kateva satırı alalım diye. Yani çalışma esnasında kalesi hızlı çalışsın diye bu işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar, kedilerimize mamalarını verdik. Altınlarını almayı bekliyoruz. Video uzamaması için ben de burada biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şu an kedilerimiz altınları verdi ve biz bunları arkadaşlar topluyoruz. Topladık arkadaşlar. Kallisimizi açıyoruz arkadaşlar burada. Yukarıdan altı yerine tırnağa kaldırıp execute ediyoruz ve farm satırını açıyoruz. Farm satırındaki en son Gatavay satırını clear otuz yapıyoruz. Yani en sondaki Gatavay satırı kalıyor. Diğerlerini silmiş oluyoruz ve biz arkadaşlar bu kısmı da kaydediyoruz. Tekrar yapmamak için B diye kaydettim arkadaşlar bunu da. Şimdi arkadaşlar season 3 diyoruz. Ve yine bir komşu ziyareti. Çiftliğe dön diyoruz. Bakın arkadaşlar, lavantalarım hiçbir gübre kullanmadan hasat edilecek konumda. Arkadaşlar, yukarıdaki altı yine çerçeveyi koyuyorum. İçeriği temizleyip herhangi bir işlem yapıyorum. Kalesim Elitregus konumuna geçtikten sonra arkadaşlar lavantalarımı topluyorum. Bakın, lavantalarımı topladım. Kalesimi tekrar açıyorum. Yukarıdan altıgenden çerçeveyi kaldırdım. Execute dedim. Farm satırını açtım arkadaşlar. Yine en sondaki farm satırına, pardon, Gatavay satırına clear otus dedim. Yani en sondaki Gatavay satırı kalacak şekilde farm satırına da bir clear otus yaptım. Diğer gelen bildirimleri sildikten sonra arkadaşlar bunu da C diye kaydettim. Şimdi arkadaşlar son season sayfasını açıyoruz. Yani season 4'ü açtık. Yukarıdan altı gene çerçeveyi koyduk. Yine herhangi bir işlem yaptık. Kalesimizin edit regus konumuna geçmesini sağladık. Ve burada arkadaşlar bu toprak parsellerini siliyoruz. Kaldır diyoruz yani. Arkadaşlar tekrar toprak parsellerini yerine geri koyuyoruz. Bakın, bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Yapmazsak arkadaşlar hile çalışmaz. Arkadaşlar yukarıdaki altı yeniden tırnağı kaldırdık. Execute dedik. Ve yine en sondaki Gatavay satırına clear otus yaptık. Farm satırına arkadaşlar clear otus yaptık. Ve en sonuncu Gatavay satırını da, pardon, farm satırını da kaydediyoruz arkadaşlar. Bakın, kaydettik. Şimdi arkadaşlar sırasıyla repeat advanced yapıyoruz. On bine on değerine gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi sizler toprak parselini daha fazla yapabilirsiniz. 10 tane, 20 tane yaparsanız arkadaşlar, tabii ki biz burada D'ye yanlış işlem yaptık. Zaten kaydetmiştik arkadaşlar. D'yi alıyoruz. Ve D'ye de repeat advanced yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bekliyoruz. Sırasıyla bütün dosyalarımıza repeat advanced yaptık. Bir müddet bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısa bir süre bekledik. Şimdi arkadaşlar kalesimi kapattım. Ambarıma bakıyorum arkadaşlar, 25 tane lavantam var. Bakalım kısa bir sürede ne kadar olmuş. Arkadaşlar kısa bir sürede 78 tane olmuş. Tabii ki ben çok kısa bir süre bekledim ve 4 tane toprak parselleri yaptım.
Bunu siz 10 tane, 20 tane toprak parseliyle yapabilirsiniz. Tek tek. Ve uzun bir süre bekleyebilirsiniz. En azından tek tek gübreleme olayından bu şekilde kurtulmuş olursunuz. ve dilediğiniz toprak parseline dilediğiniz tohumu kodunu girerek istediğiniz gibi istediğiniz şekilde üretim yapabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar en iyisi bu. Tabii ki daha iyilerini bulunca siz değerli üyelerimize paylaşacağım. Şimdilik sizlere arkadaşlar kolay gelsin.